Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu tam sayılar. Şimdi ben öncelikle buraya bir sayı doğrusu çizdim. Tam sayılara giriş yapmadan önce, bundan önce bildiğimiz sayılar hangileri bir bakalım. Şimdi öncelikle rakamlar demiştik, değil mi? Rakamlar nelerdi? Sıfırdan başlardı. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz olmak üzere bütün sayıları oluşturan rakamlarımız vardı. Biz bunlara rakamlar demiştik. Daha sonra sayma sayıları gelmişti. Şimdi ben size saymaya başlayın desem kaçtan başlarsınız? Birden başlarsınız, değil mi? Dolayısıyla sayma sayıları 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye başlar ve ne yapar? Sonsuza kadar devam eder ve biz bunlara sayma sayıları deriz. Biz bunları S ile de gösterebiliriz. Bir de doğal sayılar vardı. Bunları da öğrenmiştik. Doğal sayılar kaçtan başlıyordu? Sayma sayılarından farklı olarak doğal sayılarda bir de sıfır vardı. Doğal sayılar sıfırdan başlardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye giderdi. Ve ne yapardı? O da sonsuza kadar giderdi. Şimdi geldik tam sayılara. Buraya kadar bildiklerimizi sayı doğrusuna yerleştirmek istediğimizde ne yapardık? Sıfırımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde devam ederdi, değil mi? Bugüne kadar gördüklerimiz her zaman sıfırın sağ tarafında, yani sıfırdan başlayıp sıfırın sağ tarafına giden sayılardı. Peki tam sayılarda artık ne yapacağız? Tam sayılarda sıfırın solundaki sayıları da öğrenmeye başlayacağız. Peki onları nasıl göstereceğiz? Onları artık önüne şu şekilde işaret koyarak, yani eksi işareti koyarak negatif olan sayıları da göstermeye başlayacağız. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Yani bu şekilde sağa doğru nasıl gidiyorsak sola doğru da o şekilde gideceğiz. Ama ne yapacağız? Eksi koyacağız. Eksi 5, eksi 6 bu tarafa doğru sağdan sola doğru küçülerek gidecek. Eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10 diye gidecek. Nereye kadar gidecek? Yine sonsuza kadar gidecek. Dolayısıyla tam sayıları ben gösterirken sonsuzdan gelecek ne yapacak? Şu şekilde geldi. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bu şekilde ne yapacak? Sonsuza kadar gitmiş olacak. Tabii burada ne olmuş olacak? Eksi sonsuzdan gelip artı sonsuza kadar gitmiş olacak. Şimdi tam sayı, doğal sayıları biz N harfiyle gösteriyorduk. Tam sayıları ise Z harfiyle göstereceğiz. Tam sayılara biz yönlü sayılar da diyoruz. Dolayısıyla pozitif ve negatif, yani pozitif tam sayılar artı ile ifade edilenler, negatif sayılarsa eksi ile ifade edilenler olacak. Şöyle yazalım. Pozitif ve negatifler olarak ifade edeceğiz. Peki o zaman ne diyeceğiz? Pozitif tam sayıları z artı ile göstereceğiz ve onlar ne olacak? Şu şekilde 1, 2, 3, 4 ile başlayacak ve sonsuza kadar gidecek. Negatif tam sayılar ise ne olmuş olacak? Bu şekilde eksi sonsuzdan gelerek eksi 3, eksi 2, eksi 1 olarak bu şekilde kalacak. Peki neyi ifade etmedik? Sıfırı ifade etmedik. Çünkü sıfır nedir? Ne pozitif tam sayılara aittir, ne de negatif tam sayılara aittir. Çünkü sıfır nedir? Başlangıç noktasıdır. Başlangıç noktasıdır. Yani biz bunlara ne demiştik? Bu taraftakiler, sağ taraftakiler pozitif tam sayılardı. Şu sol taraftakiler negatif tam sayılardı. Ama sıfıra ne dedik? Başlangıç noktası, ikisine de ait değildir dedik. Biz buna aynı zamanda referans noktası da diyoruz. Referans noktası denmesinin amacı ne olabilir? Şimdi örneğin burada 6 sayısını ifade ederken neyi referans alıyorum? Başlangıç noktasını, yani sıfıra göre 6 adımı referans alıyorum. Aynı şekilde negatif tam sayılardan birini göstersem de, eksi 5'i gösterdiğimde neye göre eksi 5? Sıfır noktasına göre, yani referans noktasına göre eksi 5'i gösterdiğim için biz buna başlangıç noktası veya referans noktası da diyebiliyoruz. Peki negatif ve pozitifleri hangi konularda ifade edeceğiz? Birazdan örneklerimize de geleceğiz. İşte alacak borç, zemin katın altındaki kat, üstündeki kat gibi böyle negatife, yani sıfırın altındakine ve sıfırın üstündekine doğru giden sayılar olarak ifade edeceğiz. Birazdan hemen örneklerimize bakacağız.
Hemen bakalım bunlarla ilgili sorularımız nasıl olabilir? Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları artı ve eksi işaretlerini kullanarak gösterelim demiş. Şimdi ne yapacağız biz? Bakalım 50 TL harçlık demiş. 50 TL harçlık aldığımızda ne olur? Paramız artar değil mi? Artar diyorum. Dolayısıyla neyi kullanmam lazım? Artıyı kullanmam lazım. O zaman artı 50 olacak. Şimdi pozitif tam sayılarda artı işaretini kullanmayabilirsiniz. Zaten 50 dediğimde de siz artı 50'yi anlarsınız. O yüzden ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Ama negatif sayılarda böyle bir şey geçerli değil. Negatif tam sayılarda mutlaka ne yapıyoruz? İşareti kullanıyoruz. Çünkü işareti kullanmazsak pozitif anlamına gelecektir. O yüzden pozitife kullanmak, kullanmamak sizin elinizde. Şimdi zeminin 3 kat üstü demiş. Üst dediğimize göre sıfırdan ne yapacağız? Üste doğru gideceğiz. Yani dolayısıyla artı 3 olmuş olacak. 450 TL borç demiş. Borcumu öderken ne yapıyorum? Param eksiliyor. Eksi diyorum bakın. Eksi ise dolayısıyla eksi işaretini kullanacağım. Eksi 450 TL yazmış olacağım. Sıfırın altında 2 derece demiş. Adı üstünde sıfırın altına düşeceğiz. Altına dediğine göre eksilecek. Dolayısıyla eksi 2 derece diyeceğim. Deniz seviyesinin 5 metre 6 demiş. Yine alta gidiyoruz. Yani eksilecek. Dolayısıyla ne diyeceğim? Eksi 5 metre diyeceğim. 80 TL gider demiş. Gider de aynı şekilde benden para gidecek. Yani para eksilecek. Dolayısıyla ne diyeceğim? Burada eksi 80 olarak göstermiş olacağım. Örneklerimizi de bu şekilde kolaylıkla yapabiliriz. Bu sayfamızda da 2 adet sorumuz var. Bakalım ilkine aşağıda verilen soruları cevaplayalım demiş. Eksi 14 ile eksi 9 arasındaki sayılar hangileridir demiş. Şimdi eksi 14, eksi 9 diyor. Dolayısıyla ne yapacağım? Eksi 14 burada. Eksi 14'ten bir büyük sayı ne olacak? Eksi 13, eksi 12, eksi 11, sıfıra doğru yaklaşarak gideceğim. Eksi 10 ve daha sonra ne gelecek? Eksi 9 gelecek. Dolayısıyla iki sayının arasındaki negatif tam sayılar bu şekilde olmuş oldu. Eksi 13, eksi 12, eksi 11, eksi 10. Peki diğerine baktım. Eksi 6 ile 3 arasındaki tam sayılar nelerdir? Şimdi eksi 6'dan başladım. Eksi 6'nın yanında ne var? Eksi 5 var, eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2 var. Eksi 1 var. Sıfıra geldim. Sıfırdan sonra ne olacak? 1, 2 olacak ve daha sonra 3 olacak. Yani dolayısıyla arasındaki sayılar ne olmuş olacak? Bunlar olmuş olacak. Peki aşağıdaki tam sayılardan kaç tanesi negatif tam sayıdır demiş. Artık negatifleri bizim için bulmak kolay. Nedir? Önündeki eksi işaretine bakacağım. Eksi 3 negatif bir tam sayıdır. Eksi 19 negatif bir tam sayıdır. Eksi 10 negatif bir tam sayıdır. Ve nedir? Eksi 71 negatif bir tam sayıdır. Kaç tanesi demişti? 1, 2, 3, 4 adet sayımız nedir? Burada negatif tam sayıdır. Bu şekilde kolayca belirlemiş olduk. Neden? Pozitiflerin önünde zaten hiçbir işaret yok ya da artı olabilirdi. Burada hiç konulmamış. Diğer sorum şöyle: aşağıda verilen sayı doğrularında verilmeyen tam sayıları bulalım demiş. Şimdi sayı doğruları söz konusu olduğunda her sayı arasında eşit aralıklar var değil mi? Dolayısıyla biz bunu referans alacağız. Hemen ilk sayı doğruma baktım. Sıfırdan başlamış, hemen yanı boşluk bırakılmış ama diğer sayı 2 ve 3 diye gitmiş. Yani aralarında bir tam sayı var. Bu tarafa baktım, 0, eksi 1, eksi 2, yani birer birer gitmiş. Dolayısıyla o zaman sıfırdan sonra ne gelecek burada? 1 gelecek değil mi? 0, 1, 2, 3, 4 diye gidecek. Sıradan bir sayı doğrusu. Bu tarafa nasıl gidecek? 0, eksi 1, eksi 2 ve burada ne olacak? Eksi 3 olacak. Bu şekilde ilk sayı doğrumu yapmış oldum. Şimdi ikinci sayı doğrumda bakıyorum. Sıfırdan sonra 10 gelmiş. Daha sonra 20 gelmiş. Dolayısıyla buradaki sayı doğrusu kaçar kaçar gitmiş adım olarak. Onar adım onar adım gitmiş değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? 10, 20. O zaman burada kaç olacak? 30. Daha sonra kaç olacak? 40 olacak. Çünkü onar onar gitmiş. Tamam, pozitifleri yaptım. Bir de negatif tarafa bakalım. Sıfırdan üçgene geçmiş. Üçgenden eksi 20'ye geçmiş. Onar onar gittiğine göre burada kaç olacak? Eksi 10 olacak değil mi? Eksi 10, eksi 20. Burada da aynı öyle oluyordu. 10, 20, 30 diye. Burada da eksi 10, eksi 20. Ne olacak burada? Eksi 30 ve daha sonra ne gelecek? Eksi 40 gelmiş olacak. Bakın gayet kolay. Neyi bileceğiz? O aralıklardaki eşitliğin kaçar kaçar gittiğini bulmamız lazım öncelikle. Şimdi sıfırla başlamış, yine ne olmuş? Hemen yanında boşluk var.
Kritik. Şimdi o zaman hemen diğerlerine bakalım. 8, 12 demiş. Burada kaç var? 4 fark var değil mi? 8'den 12'ye geçmiş. Buraya da bakalım. 0'dan eksi 4'e. Evet 4 fark var. 4'ten de eksi 4'ten de eksi 8'e geçmiş. Dolayısıyla 4'den 4'er gidiyor. O zaman 0, 4, 8, 12 ve burada ne olacaktır? 16 olacaktır. Peki sağa doğru giderken ne olacak? 0'dan eksi 4'e gelmiş, sonra eksi 8'e gelmiş. Sonra ne olacak? 4, 8, 12 diye gitmiştik ya. Bunun negatifi olacak işte burada da. 12, eksi 12 olacak. Sonra eğer karıştırıyorsanız yine bu tarafa bakabilirsiniz. Ama 4, 8, 12 ne olacak? Eksi 16 olacak. Dolayısıyla buradaki boşlukları da bulmuş olduk. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.